Hilal Hanım, Yıldız Hanım. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Madam Nefeli, annem her şeyi anlattı. Yaptığınız iyiliği asla unutamayacağız. Sayenizde kardeşimize kavuştuk. Gerçekten ne kadar teşekkür etsek az size. Bebek annesine kavuştuğu için biz de çok mesuluz. Fakat bir sorun var. Nedir? Yetimhanede çalıştığını söyleyen iki adam geldi eve. Ve belgeleriniz eksik dediler. Yanlışları var, belgeler tamamdı. Yeni bir şey söylüyorlar şimdi. Ve bebeği geri istiyorlar. Ne? Hayır, böyle bir hakları yok. Madam Nefeli kim geldi evinize? İsimlerini söylediler mi? Bir tane söylemişti. Alexi'ymiş adı. Alexi mi? Alexi ne zamandan beri dosya inceler oldu? Tanıyor musunuz? Tanıyoruz Madam Nefeli. Kumandan Filipos'un oğlu. Alexi'nin olduğu işin içinde hayır yoktur. Çok korkuyorum Hilal. Kendimiz adına, bebek adına, Azize Hanım adına çok korkuyorum. Madam Nefeli, siz hiç merak etmeyin. Ben Alexi ile konuşacağım, bir daha sizi rahatsız etmeyecek. Bu eksik belgenin üstüne gitmek iyi olmadı. Belki tamamlanırsa mesele kapanır. Çocuğu alamayız. Onu o zaman düşünürüz. Ben Katya'ya ne söyleyeceğim onu düşünüyorum şu anda. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Hı? Almışsın yanına da bu meymenet sizi. Ne sıfatla insanların evine gidiyorsunuz? Sakin ol İnan. Evet, öfke kadınlara çok yakışıyor. Ama sen benim ilgimi çekmiyorsun. Senin ahmak laflarını dinlemeye gelmedim ben buraya. Derhal cevap ver. Ne sıfatla burnunu sokuyorsun? Kendinize gelin küçük hanım. Ben oraya babamın verdiği yetkiyle gidiyorum. Orayı istediğim zaman denetlemek benim hakkım. Zaten hiçbir işi beceremiyorsunuz. Eksik evrakla vermişsiniz çocuğu. Pazarda domates dağıtır gibi çocuk dağıtıyorsunuz. Evraklarda eksik yoktu. Siz eksiksiniz küçük hanım. Ne? Belli ki sevginiz kafanızı çok meşgul ediyor olmalı. Belki de o sebeple fark etmediğiniz eksiği. Malum, aşk insanın aklını başından alır. Gözünü kör eder. Nereden buluyorsunuz bu saçma sapan lafları? Basit bir varsayımda bulunuyorum. Genç, güzel, heyecanlı. Peki biraz fazla heyecanlı ama... Nasıl denir? Ateşli bir kızsın. Bir sevgilin vardır evet. He? Benimle nasıl konuştuğuna dikkat et Alexi. O bebek Kirya Nefeli de kalacak o kadar. Biraz fazla heyecanlı demiştim, öyle değil. Bu mesele fazla büyüdü. Daha ilk işimizde bu kadar ses çıkması iyi değil. Katya'ya haber ver. Onu başka çocuğa ikna edelim. Gerekirse fiyatı da düşürürüz. Bebek meselesi benim canımı çok sıkmaya başladı. Bu konuyla daha sonra ilgileneceğim. Taksi kızı. Git. Git hadi, ne yapıyorsun? Git. Şey mi oldu? Alexi. Kardeşime musallat oldu. Mehmet'e. Evet. Yetimhaneye iş edindi kendine. Güya Mehmet'in evlat edinilmesi için gerekli evraklar eksikmiş. Evlat edinmeler belgeler mi dert olmuş Alexi'ye? Leon, ya Mehmet'in o ailede olmadığı anlaşılırsa? Olmayacak öyle bir şey. Sen düşünme bunları. Tamam. De Alexi'nin çocuklarla bu kadar alakalı olması... Akıl alır şey değil. Yani bir iş var bunda. Düşündüğün bir şey varsa bana da söyle.
bizi biliyor Alex'i. Ne? Nasıl öğrenmiş? Takip etmiş, görmüş. Filipos'un haberi var mı peki? Yok, söylemeyecek kimseye. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ben engel oluyorum söylemesine. Bir iki teknenin geçmesine göz yummamı istedi. Kabul ettim. Ne yapayım? Şantaj yaptı sana. İçki kaçırmak gibi önemsiz bir şeydi, o yüzden kabul ettim. Zaten ilk sevkiyatla baktım sandıkların içine, içki vardı. Da şimdi sen böyle söyleyince... Çocukları mı kaçırdığını düşünüyorsun? Yani Türk çocukların Yunanistan'a kaçırılıp satıldığını duydum ama... Bir şeyler yapmamız lazım Leon. O teknelerin geçmesine müsaade etme. Ne? Alex'in ne bildiği umurumda değil. O çocukları kendimize siper etmem. Ben böyle bir şey söylemeyeceğim zaten. Bir dinler misin beni? Affedersin, dinliyorum. Teknelerin geçmesine göz yummamamız yetmez. Tekneler olmasa başka bir yolunu bulur Alex'i. Bizim tek yapacağımız çocuklardan gözümüzü ayırmamak. Tamam, bu gece ben kılayım nöbeti. Beraber kalırız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.